بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يرقه قولي أما بعد محترم دار لقردشلرم Elimizdeki kitap Şerhül Mughni İşleyeceğimiz konu isim konusu İsmin tarifini yaptık Fiilin ve harfin tarifini de yaptık Sıra isme has olan durumlar Yani biraz daha ismi tanımamız için Tarif bize yaradığı gibi tabi hasselerini de tanısak, bilsek, öğrensek, en azından bu hasseden, havaslardan bir tanesinin bir kelimede bulunmasıyla bize yardımcı olur ki bu kelime isim kısmındandır, harf ve fiil kısmından değildir. Onun için isimlerden havasları kabul eden ve havasların ne hangileri olduğu bize söyleyecektir şarhımız. Kavluhu ve min havasihi. Burada kelime tercümesini yapacak şarhımız menin ne manasında olduğu havasın sıga olarak, kip olarak ve mana olarak ne demektir onu açıklayacak. Min lit bu min de cümledeki min tab'id içindir. Tab'id yani ma ba'dni ma ba'dni harfi cerrenin ma ba'dni parçalama yani ba'diyeti yükleme. Min khawassihi yani ba'du khawassihi. Yani geleceklerin ismin hasselerinden hepsi değil. Sadece bir kısmını anlatacak. Çünkü ismin hasseleri çoktur. Çok olduğu gibi birçok isim de tüm hasseleri almayabilir. Yalnız işte meşhur hasseleri yani çok yerlerde gelen çok isimlerde gelen hasseleri bize söyleyecektir heva su si olarak Cem Hassetin Hassun Hasi Has suune Hatta Has khassa, denebilir akıl olmadığı için Cem müzekeri Bil ne için gelir akiller için gelir burada vel havasu cem'u hassetin. Hassetünün cem'idir. Peki hasset ne manadır? Sige bize tercüme ettikten sonra bu sefer hassetin manası nedir? Ve hassetü şey'i ma yahtassu bihi ve la yujadu fi gayrihi. Herhangi bir şeyin hassesi dendiğinde, bu ara, bu araba falan kesin hassasidir. Yani o falan kes dışında kimse bu arayı arabayı kullanamaz. Bu kimlik falan kesin hassasidir. Yani bu kimliği sadece o taşır. Başka kimse bu kimliği taşıyamaz. Demek de, hassa budur. Ma yahtasu bihi ma khassatu şey. Ma khassat öyle bir şey ki yahtasu bihi yani yenferidu bihi o şeye münferit olur. Evet. Ya aslında burada bihi e, ş, mahsusu bihi yani aslında bu ke, bu min diyelim isimlerin hassasidir. Yani harf-i cerrenin, gelişi. Cerre tabi bir eserdir. Harfi şey isimde gelişi gelişinden dolayı deriz ki bu cerre ismin hassasidir. Yani başka yerlerde gelemez. Yani fiil cerreyi taşıyamaz. Harf cerreyi taşıyamaz. E, cerre ismin xassası olduğu gibi olduğu için dolayısıyla o cerreyi icat eden ona sebep olan ki harfi carredir. O da tabi ki eserin arkasında gider. Madem ancak bu cerre eserif isimlerde meydana gelebiliyorsa o zaman o eseri meydana getiren de ancak isimlere isimlerle beraber olabilir. Ve hassa tüşşe şey yakta subihi demek hassa öyle bir şey ki yakta subihi şeye hastır. Diyelim an hulik Muhberu anhulik. Müsnedu ilehilik. Bu ismin hassasidir Ne demek yani? Yani ma müsnedu bihilik. Öyle müsnedu ilehilik. Mesela müsnedu ilehilik. Öyle bir şey ki su Hastır bihi isme. Uvela yücedu. Bulunmaz. Bulunmaz fi gayrihi ismin dışında herhangi bir yerde bulunmaz. A demek eğer bu müsnedu ilehilik ismin hassası ise ne demektir? Demek müsnedu ilihilik ismin dışında başka bir şey de gelmez. La yücedu fi gayrihi. Yani musannefimiz kast ediyor min havasihiden bunu kast ediyor. Ba'du havasil ismi. Demek işaret etti ki Khevas üzerindeki min min-i Bide Bir de sihi o zamirde ne raca oldu? İsme raca oldu. Tabi biz isim konusunu işliyoruz. Ve ba'du Khevas-sihi ennehu yasihül hadisu anhu Yani ihbaru anhulik bahsi yapmak, müsnedü ilehilik, yani müsnedü ilehilik ne demek? Bahsi yapmak. Bu bahsi yapmak, kime hastır? İsmi, i̇sme Yani, fiilin bahsini darabe diyelim, ele alalım. Darabenin bahsini yapamayız. Bahsini yaptığımızda o lafzını almış oluruz. Darabenin manası, onun bahsi yapmak kabul etmez. Darabenin manası, ki zaman-ı de, zaman-ı ile birlikte bir hadesin anlaşılmasıdır. Yani vurmak, abu vurmak neyi kabul etmiyor? Bahsini yapmak. Yani bahsini, darabenin bahsini yaptığımız örneğin, darabe fi'lu madin. Bak burada müsned-ü kabul etti darabe bir fiildir. O müsned-ü de kabul eden bir darabe oldu. O zaman onun lafzını alırız. Lafzını aldık mı her şeyin lafzi kendi o şeyin ismi olur. Lafzı onun ismi olur. Yani burada darabenin fiilinden bahset, darabenin manasından, zamanından bahsetmiyoruz. Darabe fiilu madin dediğimizde o vurmak ve anlaşılan zamana بو فعل ماضي خبر يابيورز، نهاية خبر يابيورز درب أبو اللفظ بو اللفظ فعل ماضي أنه يصح الحديث عنه أي الإخبار عنه. دا إشارة إتكي حديث عنه الحديث معنى إخبار. بزازة عن الحديث ديورز يا رسول الله حديث سدر، الرسول رسول الله الحديث عنه. يعني اسم دان بحث اتمك بو اسم دان بحث اتمك خصصي اسم خاصة سيل خاصة سدر اسم دان بحث اتمك بو بحث اتمك مشتركه ما بين الاسم والفعل ذيلدر بحث اتمك اسم خاص سدر وانما اختصت صحه الاخبار بالاسم إخ اخبار dedik ki el hadisu anhu yani isimden ihbar etmek ismi konuşmak abu neden acaba isme has bir şeydir yani müşterek mesela örnek diyelim bir örnek diyelim eğer masaya bazen hastaneye gidiyoruz veya bankaya gidiyoruz orada bir kalem vardır ben kalemi kullandığımda bırakıyorum başkası geliyor kullanıyor o zaman o kalem benim hassam değildir herkes kullanabiliyor bir şeydir. Bu hadisu anhu ise hassadır. Örneğin yani mesela herkesin e, çeketi kendisine kendisinin hassasidir. O kullanır başkası kullanamaz. Mescitlere gidiyoruz terlikler vardır. O hassa değil. Kimsenin hassası değil. Her gelen kullanabilir. Fakat örneğin diyelim Araba adımadır. Arabayı ancak ben kullanabilirim. Başkası kullanamaz. Yani mülkiyet bana aittir. Örnek yahut kimlik en azından kimliği düşünsek kimlik taşımak bu kimlik bana özeldir. Bu kimlik bana özeldir. Başkası bunu kullanamaz. Evet. لِأَنَّ الْفِعَلَ لَا يَكُونُ اِلَّا خَبَرًا Neden bu bahs etmek isme khas bir şeydir yani mahkumu aleyhi yapmak ismi ve ona bir de hüküm getirmek neden bu hüküm getirmek neye ancak gelir isme gelir lianne'l fi'l la yakunu illa habara çünkü fiil daima hüküm olur daima hiçbir zaman fiil herhangi bir yerde fiilden bahs edilmez yani bir hüküm fiilin manasına ve zamanına fiilden anlaşılan fiil zamanına ve manasına ki o hadestir. Hiçbir zaman bir hüküm, bir haber gelmez. Gelirse dedik ya fiil. Mesela diyoruz kad harf harfu taklilin. O zaman kad kaf ve dal harfu taklilin. Yani değil ki kadın manası o taklil olan o işte harfu taklilin o değil. Harfu taklilin hüküm getirdiğinde kad'e kadın kafla dal olan lafızı yani melfuzu. Öyleyse madem fiil daima haberdir, la yeka'u muhberen anhu. Muhberu anhu olmaz. Yani bahs edilme fi, fiilde yoktur. Fiil git çıktı. Zaten kelimenin üç kısmı vardı. Bir tane fiil git çıktı. Ne kaldı orada? Harf kaldı. Vel harfu la yekunu ve harfe okusak daha belki evla olur. Çünkü fiale atıftır. Enne fiilin üzerinde meskurdur. Harfe de takdir ediyoruz. Çünkü atıftır. Ve harfe la yekunu muhberen ve la muhberen anhu. Harf ise ne muhber olabilir, ne muhberu anhu olabilir. Yani harfin kendine özgü, mefhum olacak. Bir mana yoktur ki haber yapalım. Çünkü haber yaptığınızda yahsunu <el> sukutu aleyhi olacaktır. E halbuki harfin manası zaten başkasında meydana gelen bir şeydir. E o zaman harf zaten muhberu anhu olmaz. Çünkü kendisinden ihbar edilecek bir şey değildir. E o zaman muhber müstakil değil ya. Muhber de olmaz. Yani ihbar da, haber de olmaz. La yekunu muhberen ve la muhberen anhu. Kavluhu. Demek ismin hassalarından bir kısmıdır isimden bahsetmenin sıhhatı yani şart değil illa isim ihbar edildikten sonra isim oldu öyle bir şey yoktur yeter ki sahih olsun ondan bahsetmek mümkün olsun mümkün oldu mu artık o, o isimdir demektir yani bil fiil is, bir ismi alıp cümleye koyup da o isme haber getirildikten sonra o isimdir diyebiliyoruz. Öyle bir şey yok. Belki sahet yani imkanlık, imkan dahilinde ise hiçbir fiil ona haber getirmesen de o isim isimden bahsedilmek edilmek sahihse o isimdir. Yani bir şeyden bahs edilmek sahihse o isimdir. O şeyimiz اسم. مثلا زيد عجبا اسم ميدر دايل ميدر. زيد ممكن بو ممكن بو زيدتا اخبار اتماك ممكن مو ممكن دايل مو ممكن دايل. او زمان هج جملايا جلمسا دا بو زيد اسم دا. بيل فيال جملايا جلمس شرط دَيْلٍ ودخله حرف الجر دمك بعد خواصه انه يصيح الحديث عنه u ba'du khawassihi ennehu dakhalehu harful cerri ey ve min khawassil ismi ennehu dakhalehu harful cerri harfi cerre is, isme gelişi nedir? ismin khasalarındandır. Yani bu geliş ancak isimde olabilir. Harfi cerre isimde gelebilir. Evet. Neden harfi cerre isimde gelebilir. Li ennel cerre alemin lil mudafi ileyhi. Çünkü cerre ki harfe cerrenin bir eseridir. O mudafu ileyhi için yani herhangi bir mana kendisine çekilmiş şey şeyin alametidir. Mesela diyelim gulamu zeydin. O zeydin madem mecrure bil harfi mukadderdir neden o harfi mukadder bu mudafu ilehiye khas yani neden o cerre mudafu ilehiye khastır isme khastır neden çünkü o lam ancak isimde gelebilir başka fiil ve har harfte gelemediği için hatta daha önceki derslerimizde gerçi bu harfe geçecek eğer bir harfi cerre bir harfe geldiyse mutlaka biz ikinci harf yani methul harf biz onu isim saymalıyız. Niye? Çünkü şu alamet var deriz ki başına harf cer gelmiş. harf cer de ancak isme gelebilir. Buraya gelmişse bu harf olsa da harf suretinde olsa da isimdir diye diyeceğiz. Mesela min aleyhi diyoruz. Min aleyhi. Ala harf-i Min başına geldiği için hemen ala ne yapıyoruz diyoruz orada isimdir belki fevke manasındadır. Yani fevke ile ortak manayı taşır. Evet. Alemin lil mudafi ilehi. Madem cerre mudafi ilehinin alametidir. Mesela merartu bi zeydin. O zeyd mudafi ilehidir. Nasıl mudafi ilehidir? Ba merartunun manasını ona çekmiştir. Yani dedik ya ba harfi Cerr'de denebilir harfi izafe de denebilir. Ne izafe ne demek? Yani geçmiş, sabıkın manasını lahıkına taşıyan bir harfi izafedir diyoruz. Evet. Ve la mudafu ileyhi illa isman. Madem cerr'de mudafu ileyhi'nin nişan ve alametidir, bir cerr'yi bir yerde gördükse o carrayı taşıyan isme biz mudafu ilehi deriz. Ve la yekunul mudafu ilehi mudafu ilehi de olmaz illa ismen. İs, ancak mudafu ilehi isim olabilir. Başka bir şey mudafu ilehi olamaz. Eğer fiilde mudafu ilehi olsaydı tamam. O zaman carra fiilde de gelebilirdi. Çünkü mudafu ilehilerin kimlikleridir, nişanlarıdır, alametleridir, hüviyetleridir. Lennehu fil ma'na neden mudaf ilehim isme isim ancak olabilir? Lennehu çünkü mudaf ilehi fil ma'na mahkumun alayhi. Çünkü mahkumu alayhidir. Mahkumu alayhi de zaten az önce dedik muhberu anhu demek yani. Yani kendisinin kendisine bir hüküm getirilmiş. Kendisine bir hüküm getirilmiş, isnad edilmiş hüküm. E o zaman demek ise şey mudafu ileyhi demek ne oldu? İsim oldu. Daha önce demiştik ki ancak mahkumu aleyhilik müsnedu ileyhilik. Yani bir şeye hüküm, bir şeye hüküm getirmek ancak o isme has bir iştir. Hüküm getirmek isme has bir iştir. Yani hüküm ancak isimde, isme getirilir. Madem cerre mudafu ilehinin alametidir. Mudafu ileyhi de olmaz illa isim olur. Öyleyse cerre neye has oldu? İsme has oldu. Bu eser isme has olduktan sonra o isme o cerrenin o cerre eserini meydana getiren mi esir amil o başka yerlerde gelebilir mi? Yani olur mu? Bir amil, bir müessir bir yerde eseri başka bir yerde ses çıkarsın. Olmaz gerçekten mudaf-ı ilehi mahkumu aleyhi midir ki dolayısıyla biz cerrayı isme has ediyoruz. لِأَنَّ قَوْلَنَا غُلَامُ zeydin ki zeyd mudaf-ı ilehidir gulam için Aynen burada harf cer, bir, bir, bir kısım görüşe göre harf-i cer burada, burada mukadder. Öyleyse burada gulam Zeydin yani Zeydün mahkumun aleyhi gulam Zeydin ne demek? Yani Zeyd mahkumu aleyhidir. Kendisine bir hüküm getirilmiş. Ne hangi hüküm? Bi ennehu malikun li hadzal Yani bu Zeyd bu gulam için maliktir. Gulam Zeyd'in yani Zeyd'in kölesi. Evet. Vel fi'le Evet. Fi'l ise la yaqa'u mahkuman aleyhi. فعل نا محكوم عليه أوليور نا جراء ونخص خص بيلسن ياخد مشترك في فعل اسم أرسن دا evet. والفعل لا يقع محكوما عليه قوله وأضيفة أيوة من خواص الاسم أنه أضيفة اسم الخاصة لرندن بيرتانا سيدا ennehu odife yani ismin izafe oluşu ismin izafe oluşu abu izafe oluşu neye hastır isme kastır. Acaba izafe oluş bir iştir bir eylemdir. İsimde geldiğinde bu izafe olunuş yani bu başka yerlerde de gelmiş olabilir mi? Yani müştereke beynel ismu وغير قرا بلرمي يقدر اي ومن خواص الاسم انه وضفة. قال مولانا مصنف هذا الكتاب شارح ديركي بكتاب مصنفي يعني مغن صاحبي امام تشاربردي وهو استاذي العلامه المتبحر في العلم فخر المله والدين احمد التشاربردي rahmetullahi aleyhi çare perdi de kimisi çare de, çünkü iltikay sakine gelir elifle ra arasında çare perdi diyor. Abu Ahmed e çare perdi rahmetullahi aleyhi o demiş ki ve min khawasil evet ve min khawasil ismi el izafetu ey el mudafu ve el mudafu ileyhi evet diyor ki ve min ismi el idafetu idafedir. Şimdi burada da idafe demiş olabilir. Neden? Çünkü ennehu yasihul hadisu anhu ennehu dekhelehu harfül cerri ennehu odife e odife enne başında gelmişse o ha ismi olup odife haberi olduğunda evet o zaman ne olur? أضيفة إضافة قال بنا دوكلر دمك ومن خواصه بعد خواصه الإضافة آه. أي المضاف والمضاف إليه آه دمك إضافات يعني نسبتر إضافات بالنسبتر معناه حرفيدر Nasıl ki istifham, işaret bunlar hepsi manaya harfilerse mesela işaret dediğimizde müşir, müşaru ilahi ister. Evet. İstifham, müstefhim, müstefhemu anhu ister. İdafet, mudaf, mudafu ilahi ister. O bu manaların hepsi harfi manalardır. İşte Badu Havasil ismi iki ayaklı yani idafe iki uçludur. Eyl mudafu vel mudafu ileyhi. Yani hem mudaf hem mudafu ileyhi iki tarafıyla ile. idafe dedğinde idafe bir manadır ki iki taraflıdır. Mudaf ve mudafu ileyhi ikisi arasında gidip gelme bir nisbettir. A idafe mazdarımız mazlarımız mudaf ve mudafu ileyhiden den ibaret olan demiş ki havasul ismidir. Ve kâlis seyyid fi şerhil kebir el muradu mudafen la mudafen ileyhi idafeden kasıt ne, ne demektir idafet? Mudaf olmak. Demek idafet bir tarafını ele alıyor ki eyin ey kevnuhu mudafen ismin mudaf oluşu ismin hasselerinden bir hassedir. Yani idafet iki tarafıyla ismin hasselerinden bir hasse değildir iki tarafıyla yani hem mudaflık hem mudafu ilihilik ikisi de ancak isimde gelebilir böyle değildir. Ne kim diyor? Seyyid Abdul Kahri Cürcani diyor. Şerhül Kebir. El murad kevnuhu mudafen la mudafen ilehi. Neden? Lian el -garad el ehem min el -idafeti. Çünkü en önemli en yani mu'teber garaz yani amaç minel idafeti idafeden amaç ennel mudafe bi vasitetil mudafi ileyhi yasiru ma'rifeten mudaf mudafu ileyhi aracılığıyla yasiru ma'rifeten yani gulam nekiledir marifeye izafe olunduğunda zeyd ki marifedir a işte bu mudafımız mudafu ileyhi aracılığıyla ne oluyor? Ma'rifa oluyor. Daha önce diyelim gulam dendiğinde gulam binlerce gulam var. Ama gulam Zeyd'in dendiğinde biz gula, Zeyd'in gulamının kimi kim olduğu biliriz. Öğren, daha önce öğrenmişiz. Öyleyse bir vasıt mudaf ilehi yasiru ma'rifeten. Fela yekunul mudafu fi'le. Öyleyse mudaf fiil olmaz. Neden? Çünkü fiil nekiledir. Hiçbir zaman tarifi kabul etmez. E mudaf da İdafe işleminin görmesinin amacı orada bir ismi bir, bir diğer isme izafe etmemizin amaç etmekten amaç nedir? Nekire olan bir mudafın tarif bulması, tarif alması, kesme etmesi. E, halbuki fiil niye izafe olsun? Niye? Çünkü zaten nekiredir, tarifi kabul etmiyor. Öyleyse amaç doğrultusunda fiil İzafe olunmaz. Çünkü izafenin amacı dedik ki tarif ne yapmak? Kazandırmaktır. Mudafet tarifi kazandırmaktır. E, halbuki fiil nekiledir. Tarifi kabul etmiyor. Öyleyse mudaf fiil olmaz. Liyen Tarifi fiile nekiletine ekbelit tarife. Ve la yekunul mudafi lehi eyden fiile. Öyle diyor. Yani mudaflık izafeden kastımız mudaflıktır. Yani tarih müdaflık isme hastır. Neden? Çünkü izafenin amacı tarifi kesb ettirmektir, kazandırmaktır. E halbuki fiil zaten hiçbir zaman tarifi kabul etmeyen bir nekiredir. Öyleyse müdaflık neye has oldu? İsme has oldu. Evet. E peki müdafı ilehilik o zaman demek fiil gelir. Diyor yok. Ve la yekunun, dolaylı olarak bu sefer mudafu ilehilik de mudafın amacı doğrultusunda mudafu ilehi de isim ancak gelebilir fiil gelmez neden çünkü bu amaçla bu sebeple lianel fiil nakiret fe la yec'alu şey'en aher ma'rifeten hiçbir zaman daima madem izafeden kasıt mudafın marife e, vasfını kazandırmaktır ona e, fiil nekiredir. Kendisi nekire. Kendisi nekire olduktan sonra başkasının nasıl marife edecek? Fele yec'alu şey'en ahire marifeten daimen. Ve inne mehtassatil idafetu bi takdiri harfil cerri. Evet. Fele yec'alu şey'en ahire marifeten daimen. Hiçbir zamanda fiil başkasını marife yapmaz. Çünkü ne kendisi ne kiredir. Halbuki burada keşke daimeni getirmeseydi. Zaten fiil nekiredir kiredir kazandırmaz. Daimeni o hiç şüphe doğmadı buradan ki demek bazı yerlerde olabilir. Daimen o vehmi kaldırsın getirmesi. Evet. Ve inne mehtassat il bi tekdiri harfil cerri bil ismi. Harfe cerrenin takdiriyle olan cerre isme hastır dedik. Ve inne mektassatil idafetu bi takdiri harfil cerri bil ismi. Harfil cerrenin takdiriyle yapılan idafe o çekim dedik onun takdiriyle isme hastır. Neden? Li qad qed lit ta'rifi çünkü bazen tarif için olur vel ismu yakbelu ta'rife isim de tarifi kabul eder ve fiil la yakbalu ta'rifen. Onu geçtik evet. Ve inne ma kulna bi takdir harf el jar li annahu çünkü harf el jar لو كان ملفوzan, dedi ki harf el jar'ın takdiri vasıtasıyla olan idafe yani gulamu zeydin ki gulamun li zeydin takdir demek lam orada mukadderdir. Eğer harf-i cer ise o zaman ne olmaz? İzafe ismin hasselerinden olmaz. Evet. Çünkü mudaf orada fiil de gelebilir ki ne dedik? Dedik marartu bi zeydin. Burada marra nedir? Fiildir. Mudaf fiil oldu. Demek eğer harfi cerrenin takdiriyle bir idafe oluşmuşsa e işte o idafe ismin hasselerindendir. Eğer Harf-i cerrenin zikriyle olan bir izafe varsa o izafe ismin hasselerinden değil belki fiilde de gelebilir müşterektir. Leneu <laughs> لو kana melfuzan lahtamala en yekuna el mudaf fi'len nahu bi İşte marartu bi harf-i cer meskur ki bi'dir, mudafu ilehi Zeyd'dir, mudaf da marartudur. A işte bu marra fiildir. Demek İzafe eğer harf-i takdiriyle yani harf-i orada mukadder olup da izafeyi gerçekleştirmişse lahak ile sabık arasında işte o neye hastır? İsme hastır. Eğer takdir ise, mukadderse. Ve emmel mudafu ilehi dedi ki eğer harf-i meskursa mudaf ismin hastalarından değil. Muhtemeldir ki Fiil de mudaf gelebilir. Acaba harf-i cer meskursa mudafu ileyhi o fiil gelemez mi? Dedi yok. Ve emmel mudafu ileyhi fela yekunu illa ismen. Sevan kana harf-i cerri mukadderen ev melfuzen. İster mukadder olsun gulam zeydin gibi ister meskur olsun marertu bi zeydin. Buradaki ba meskurdur. Mudafu ileyhi de zeyttir. Bu mudafu ileyhimiz İlla isimdir. Başka şey gelmez. Kavluhu. ve nüvvine ey ve min hevasil ismi ennehu nüvvine İsmin hasalarından bir kısmı da bu ki isim tenvinlenir. Tenvin ki nune sakinedir. Kelimenin sonuna gelir. İsterseniz kardeşlerim bugün dersimiz burada son olsun. الى اللقاء ان شاء الله دوام ادجيس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين